Değerli arkadaşlarım, bu sorunun sorulması lazım idi ve son derece ciddi, içtenlikli öz eleştiri yapılıp gereğinin yapılacağı konusunda bir ışık verilmesi lazım. Verilmedi. Ben aslında Sayın Mehmet Nuri Saygın kardeşime teşekkür ediyorum bu konuşmayı yapma imkanını bana sağladığı için. %25'ler Sayın Genel Başkanımız şikayetçi değil. Neden şikayetçi değil? Önemli olan soru budur. Önemli soru budur değerli arkadaşlarım. Bakınız, 1 Kasım seçimlerinden sonra Sayın Genel Başkanımız dedi ki %25 fazla bir tepki koymadı. Evet dedi, işte daha iyi olabilirdi filan. Ama hepiniz anımsayacaksınız. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim olumludur ve aynen devam edecektir. Bu arada bir parantez açayım. Şimdi burada konuşacaklarımı geçen günlerde 2-3 gün önce Sayın Genel Başkan başta olmak üzere bütün milletvekili arkadaşlarıma ve parti yöneticisi arkadaşlarıma özel posta ile iletmiş bulunuyorum. Yani burada genel başkanın, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin bilmediği hiçbir şeyi konuşmayacağım. Çok ayrıntılı bir şekilde düşüncelerimi bir bildiriye benzer yazıyla kendilerine sundum. Burada özet halinde sizlerle paylaşayım. Çünkü şart oldu. Evet. Diyor ki Sayın Genel Başkan, CHP'deki değişim olumludur ve aynen devam edecek. Değerli arkadaşlar, bir siyasi partide tabii ki değişim olacak. Ve olmalıdır da. Çünkü zaman ve sorunlar değiştikçe o sorunlara çözüm getirmek için partinin ideolojisinin, partinin özüne, kuruluş felsefesine bağlı kalmak koşuluyla değişmesi gerekir ve bu ideoloji değişikliği fizik değişikliğine bağlanır ve yeni bir programla ete kemiğe bürünür. Böyle bir değişim olursa olmalıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir değişim olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin özü nedir değerli arkadaşlarım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin özü Atatürk'ün modernleşme devriminidir. Bu devrimin temel taşlarından 3 tanesi son derece önemlidir. Birincisi ulusalcılık, yani millicilik. İkincisi üniter devlet, yani birleştirici devlet. Dağıtıcı devlet değil, birleştirici devlet. Ve üçüncüsü aklın özgürlüğü bağlamında laiklik. Şimdi soruyorum. Sayın Genel Başkan, değişimden memnunum ve bu değişim devam edecek diyor. Acaba eğitimde 4+4+4 uygulaması ile aklın özgürlüğüne vurulan darbeye karşı gereken tepkinin gösterilmemesi mi bir değişim? Acaba işçi, memur, emekli, dul, yetim, engelli ve yoksulların temel sorunlarını ve bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm politikalarını Türkiye'nin gündemine kazıyıp sokamayıp da AKP'nin oluşturduğu yapay gündemlerde boğulmak mıdır değişim? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ulusalcılığı, yani milliciliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nde üniter devleti, yani birleştirici devleti savunanların hor görülmesine, partiden dışlanmasına seyirci kalmak mıdır? Sessiz kalmak mıdır değişim?